Navigasyonel cerrahide hasta bize geldi, daha önce opere olmuş ve bu ameliyattan dolayı da başka bir yerde opere olduğu için ameliyattan dolayı da bir takım landmarkların yeri değişmiş. Yani bizim içeri girdiğimizde emniyetli bir cerrahi yapmamıza yardımcı olan belli noktalar vardır. Bir önceki ameliyatta eğer bunlar çıkarıldıysa ve anatomik değişiklik oluştuysa içerideki dokulara herhangi bir zarar vermemek için bizim bu noktaları bulmamız lazım. Ama bir önceki cerrahide bunlar tamamen yok olduğu için şimdi daha güvenli bir cerrahi yapabilmemiz için navigasyonel cerrahi kullanmamız gerekiyor. Navigasyonel cerrahi bize şunu sağlıyor. Bizim içeride cerrahi aletimizin ucunun çalıştığı noktanın neresi olduğunu bize monitörde gösteriyor. Bunun için hastanın daha önceden çekilmiş ince kesitli bir tomografisi gerekiyor. Bir bilgisayarda bu tomografi hastanın başına yerleştirilen navigasyonel sistemin bir parçasıyla meç ediliyor. Birbirlerini tanımaları sağlanıyor. Böylelikle hastanın kafasında, burnunun içinde dokunduğunuz noktanın tam yerini 3 boyutlu olarak siz monitörde, bilgisayar monitöründe görebiliyorsunuz. Böylelikle bulunduğunuz burnun içinde bulunduğunuz yerin neresi olduğunu bildiğiniz için daha güvenle bir önceki ameliyatta kaybolmuş landmarklar olmasa bile seyahat edebiliyorsunuz. Orada gidip istediğiniz dokuyu alabiliyorsunuz. Böylelikle endoskopik sinüs cerrahisinin olası komplikasyonlarından korunmuş oluyorsunuz. Bunun için de geliştirilmiş bir sistemdir bu. Ama rutinde her vakada uygulamayız bunu. Birçok vaka çok daha basittir. Onlar da gerek olmaz ama daha önce ellenmiş, özellikle de bizim tarafımızdan yapılmamış kişilerde, hastalarda bu cerrahinin kullanılması hastaya ameliyat sonrasında birçok komplikasyonlardan koruyacaktır.